Elbistan, o bin yıllık tarihten de öğreniyoruz, toprağına sahip çıkan bir memleket. Vatanına sahip çıkan bir memleket. Burada toprağına sahip çıkanlarla beraberiz. Bu vatanın askerleri aynı zamanda aracısı, üreticisi, tarımcısı. Üreticinin yeniden ayağa kalkması, sanayi çarklarının yeniden dönmesi için üretim ekonomisi şart. 4 senedir de kuraklık yaşıyor. Bu gübreyle, bu mazotla, bu girdilerle biz nasıl çiftçilik yapacağız? O istihdamdan sonra büyük üretim kalkınması yaratacaksak bunu nasıl yapacağız? Önce bir tasarruf yapacağız ki yatırıma kaynak ayıralım. Vatan Partisi'nin düzenlediği üretim devrimi kurultaylarının adresi bu kez Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi oldu. Cafer Sincar moderatörlüğünde yapılan kurultayda üreticiler söz aldı, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Çiftçinin en büyük sorunu bizdeki girdi fiyatları çok çok özellikle şu pandemi döneminde, şu günlerde inanılmaz bir şekilde pahalandı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, karanlıktan aydınlığa nasıl çıkılır kurultayda anlattı. Biz de bugün buradan bütün Türkiye'ye de sesleniyoruz. Bu içine girdiğimiz ekonomik kurtuluş savaşında, vatan savaşında faizcileri kambur ilan edeceğiz. Üreticilerimizi de Atatürk gibi yeniden milletin efendisi ilan edeceğiz. Başka sözü yok. Bursalı çiftçileri hükümette söz sahibi olmaya çağırdı. Bu tarım girdi fiyatları, bu elektriği, bu mazotu bunları çözeceğim. Ucuz kredi vereceğim, ucuz tohum vereceğim. Üret arkadaş diyeceğim çiftçime diyecek. Bir hükümet lazım. Türkiye'ye üreticilerin milli hükümeti lazım. Bizim Vatan Partisi'nin programı bu. Kurultaya Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, Ekinözü Ziraat Odası Başkanı Seyfullah Pamuk, Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu, Kahramanmaraş Bal Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Özgül, Çiftçi Köksal Polat, Kabaağaç Mahalle Muhtarı Enver Batmaz, Aldaş Mahalle Muhtarı Nesim Karataş, Deveboynu Mahalle Muhtarı Ercan Şahin katıldı. Arıcılarımıza bal primi verilmelidir. Bal prim desteğiyle arıcılarımız desteklenerek üretimleri artırılmalıdır. Balımız kayıt altına alınmalıdır. Kurultay adreslerinden biri de Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Turunçlu köyü oldu. Gübre 3 ay içerisinde %300 artmış. Bunun çaresi devlette, yönetenlerde. Üreten, buğday eken köylülerin bir kısmının buğday ekmekten vazgeçtiğini tespit ediyoruz. Vatan Partisi Hatay İl Başkanlığı'nın düzenlediği kurultayda sorunlar ve çözümler konuşuldu. Üreticilerin, çiftçilerin, sanayicilerin, işçilerin ayağa kalkma, iktidarda söz sahibi olma dönemidir. Kurultayda üreticilerin yararına olan kooperatiflerin canlandırılması istendi. Ernar diye bir kooperatif var. Oradaki hiçbir üye o kooperatife sahip çıkmıyor. O kooperatifin itilmesini sağlamış durumda. Hisseli tapusu olan üreticiler yeterli destek alamıyor. Hisseli tapu olunca doğrudan gidip destekleme alamıyorsunuz. Ama bir yandan çiftçilik yapmak zorundayız. Destekleme de almak zorundayız. Köylüyü desteklemenin, doğrudan desteklemenin bir yolunun bulunması gerekiyor. Vatan Partisi Hatay İl Başkanı Yunus Özgür Yıldırım, üreticilerin artık hükümette söz sahibi olmasını istedi. Vatan Partisi olarak biz üreticilerin artık bir adım öne çıkması gerektiğini ve Türkiye'nin bu neoliberal sistemden de vazgeçerek merkezine üretimi koyduğu, dışa bağımlı olmayan bir ekonomi kurma hedefiyle hareket ediyoruz.